Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 17-23 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, yeni ay haftasındayız. Hafta başı ayın ışığı kapanan fazla olacak. Pazartesinden itibaren ay aslan burcuna geçiyor. Ancak hafta sonuna kadar gökyüzünde ayın ışığını görmeyeceğiz. Karanlık bir ay fazı. Ve özellikle haftanın ilk günü, ilk iki günü, pazartesi ve salı yeni ay öncesinde biraz belki içe dönüşler yaşayabilir, tefekkür edebiliriz. Geçtiğimiz ayın, haftaların konularını şöyle bir değerlendirmek, gözden geçirmek için de iyi bir süreçte olacağız. Bir yandan da yeni ay beklentilerimize odaklanabiliriz aslında. 19 Ağustos'ta çarşamba günü sabah 5.41'de 26 derece Aslan Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay size dost bir burçta, ateş elementinde. Ve üstelik Yine ateş elementi olan Koç'taki Mars'ın da güçlü destekleri var. Yani bu yeni ay motivasyonunuzu arttırıyor, heyecanınızı arttırıyor. Özgüveninizin yükseldiği bir yeni ay. Yeni deneyimler için cesaretle adım atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Keyifli enerjiler altındayız. Aşk hayatınız, romantik konularda heyecanlar olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Akademik konular, eğitim, yurtdışı konuları, seyahatler, yolculuklar Belki medya, basın üzerinde yapacağınız girişimler, sosyal medya ve benzeri internet üzerindeki aktiviteler, tüm bunlarda yeni bir şeyleri başlatabilirsiniz aslında. Biraz cesaretle ihtiyacınız olan konularda, evet bu yeni ay size gerçekten bir özgüven ve cesaret verecek ve keyif aldığınız, eğleneceğiniz konu ve kavramları da hayatınıza getirecek gibi görünüyor ve çocuklarınızla da bağlantılı aslında çok güçlü. ...keyifli etkiler altında olabileceğiniz bir yeni ay döngüsündesiniz sevgili yaylar. Evet yeni ay Eylül başına kadar yavaş yavaş ayın ışığı büyüdükçe hayatımıza da etkilerini, getirilerini dahil edecek. 20 Ağustos'ta bu hafta Merkür artık Başak Burcu'na geçiyor. 22 Ağustos'ta ise Güneş Başak Burcu'na geçecek. Artık biraz toplumdaki statümüzü, kariyerimizi, görev ve sorumluluklarımızı da düşünmeye, planlamaya başlayacağız özellikle Merkür 5 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda hareket ederken son derece detaycı ve mükemmelliyetçi çalışabilir. Kariyer konuları, sorumluluklar, iş konularında yapılması gereken planlamaları gayet güzel bu dönemde yapabiliriz. Daha fazla konuşma, daha fazla görüşme, daha fazla iletişim anlamına da geliyor. İş için ya da mesleki anlamda bizi geliştirmeye yönelik bazı eğitimlere katılmamız mümkün. Bunlar seminerler olabilir, bazı eğitim çalışmaları olabilir. Ve yine iş için veya eğitimimizle bağlantılı ticari konularda olabilir. Daha fazla yolculukların, seyahatlerin yapılması da bu dönemde mümkün görünüyor sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.